Arkadaşlar selamlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hailo Türkiye sponsorluğunda şu an kolumda görmüş olduğunuz Hailo Solar Neo akıllı saate yakından bakacağız. Tabii ki de bir akıllı saat olduğu için belirli iddiaları var arkadaşlar. İşte spor iddiası, uyku takibi, kalp ritim falan filan, bunların hepsini yapabiliyor. En baştan bunu size söyleyeyim. Fakat ben bu videoyu başlangıç olarak cihazın ekranından başlamak istiyorum. Ekranımız 1.53 inç 360x360 çözünürlük sunuyor. Bu da günlük kullanım için gayet net bir görüntü kalitesi sağlıyor. Renkler canlı, hani dışarıya falan çıktığınızda öyle çok ekranla ilgili bir problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bunun haricinde yazılımın içerisindeki animasyonlar da bana soracak olursanız gayet akışkan. Ben şu anda ekranda bu işlemi yaparken rahatsız edici herhangi bir efekte karşılaşmıyorum akışkanlıkta. Tabii ki de bir akıllı saatte yine ekran kısmındayken bahsedilecek en önemli bir diğer ayrıntı ise arkadaşlar 150'den fazla, 150 demeyeyim de bir sürü şey var. Kadran modu var uygulamanın içerisinde. Bunlardan kafanıza göre seçebilirsiniz. Dilerseniz kendiniz bir tane kişiselleştirilmiş kadranda kullanabilirsiniz. Kadranı değiştirmek için ekranın sağında bu üstte bulunan tekerleği çevirmeniz gayet yeterli. Ben şu an görüyorum mesela değişik değişik kadranlar. Ekrandan geçelim. Yavaş yavaş sensör tasarım, ağırlık fasıllarını arkadaşlar. Saatin toplam ağırlığı 48 gram. Yine daha önceki videolarda söylediğim gibi yani kolunuzda bir saat yokmuş gibi değil. Fakat hani çok ağır bir şey de taşımıyorsunuz. Tasarım anlamında üstte bir adet power butonu var. Bu aynı zamanda tekerlek butonu. Bunu çevirerek menüde gezebiliyorsunuz ve ana ekranda saatin kadranını değiştirebiliyorsunuz. Altta bir de fonksiyonel bir tane daha tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda sport modunu böyle tek dokunduğunuz anda cihaz otomatikman spor modlarını ve spor özelliklerini açıyor. Bu tuş aynı zamanda ona da yarıyor. Bunun haricinde arka kısmında işte sizin kalp ritminiz, stresinizi, kanınızdaki oksijeni, uyku takibinizi falan filan yapabilecek olan sensörler var. Hemen onların altında da şarj edebileceğiniz bir adet soket bulunuyor. Ne denir ona? Manyetik bir şey bulunuyor. Oraya yapışıyor şarj aleti. Geliyoruz pil gücüne. Değerli arkadaşlar, pili toplam 300 mAh. Firma tarafı web sitesinde hiç ellemezseniz 30 gün gider gibi bir şey söylemiş. Hani kullanırsanız da 7 gün gider gibi bir şey söylemişler. Hani birkaç gündür bende cihaz benim kullandığım süreçte herhangi bir şarj sorunuyla karşılaşmadım. Hatta bir hafta kadar da hiç ellemeden bir yerde kaldı. Şarjı %1 ya da %2 gitti ama hiç ellememiştik. Yani bu hiç ellemezseniz 30 gün doğru olabilir. Fakat bu hani yoğun kullanımdaki 7 gün size göre değişir. Hani o kadar çok yoğun kullanırsınız ki bazen gün aşırı takmanız gerek ya da çok bildirim geliyordur, odur budur şudur. Ama total anlamda mantık olarak 300 mAh bu tarz bir cihaz için gayet yeterli bir değer. Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor cihaz. Aramalara cevap verebiliyorsunuz. Telefonunuza gelen uygulamaların, telefonunuza gelen bildirimlerin neredeyse tamamını cihaz üstünden görebiliyorsunuz. Ayrıca yine Hailo Fan uygulaması üstünden de bu bildirimleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Tabii arama dedik. Gelin hemen şu arama özelliğini bir test edelim. Bir kısa bir görüşme yapalım. Bakalım mikrofon vesaire vesaire nasıl çalışıyor. Ha, sesimi duyabiliyor musun Ayşegül? Merhaba Çağdaş, duyabiliyorum, gayet net duyuyorum. Ben de seni net duyuyorum, teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz, bay bay. Şimdi aramamızı yaptık. Bence önemli bir kısma geldik. Değerli arkadaşlar, o da şu. Şimdi bu tarz cihazlarda sağlık izlemesi, EPO2, işte kanınızdaki oksijen ölçme vesaire vesaire gibi fonksiyonlar var. Fakat hani internette bir araştırma yaptığınız zaman hani bu fonksiyonların aslında eğer sizin hani ciddi bir sağlık probleminiz yoksa hani gündelik izleme için böyle fikir sahibi olmak için kullanılması gerektiğinden bahsediyorlar. Hani ciddi bir probleminiz varsa çok daha teknik ve çok daha güçlü cihazlar var. Doktorlar tarafından kullanılan. Ama ciddi bir durumunuz yoksa hani rutin olarak kendi kalp atış ritminiz, işte kanınızdaki oksijen oranını vesaire vesaire ölçmek istiyorsanız bu tarz durumlarda ben hani kullanırken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Fakat durum ciddiyse tabii ki de sertifikalı daha ciddi cihazlara yönelmenizi de baştan tavsiye ederim. Fonksiyon olarak çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Spor modlarına gelelim. Hani spor yapmayı sevenler için zaten bu tarz cihazların genelde tercih edilmesinin altında en önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Pek çok spor dalının işte özelliklerini, verilerini takip edebileceğiniz koşma, yürüme, yüzme, bisiklet, işte tırmanma falan filan gibi verileri takip edebileceğiniz tek tek ayrı modları var. Yazılım tarafında Hailo Solar Neo kendi uygulaması olan Hailo Phone ile birlikte çalışıyor. Android 6 ve iOS 11.0.11'in üstünde olan cihazlarda çalışıyor. Benim kullandığım cihaz iOS, normalde iOS yine Apple'dan kaynaklı olarak, cihazlardan kaynaklı değil, kesinlikle Apple'dan kaynaklı olarak bu tarz durumlarda bir iki sıkıntı çıkarabiliyor. Fakat hiçbiriyle karşılaşmadım, bunu belirtebilirim. Ya da bu meseleler artık çözülmüş, eskiden sorunlu oluyordu. İşte suya toza karşı dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası var. Gündelik su sıçramalarında tuzla hani böyle sporda gelebilecek ter veya böyle üstüne su döküldü bir anda oradan onu aldığınız gibi durumlarda herhangi bir sıkıntı oluşmayacaktır. Sonuç arkadaşlar, bu fiyatın cihazı diyecektim. Bu cihazın fiyat hesabı katılacak olursa fonksiyonları gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 100'den fazla kadranın olması, aramalara cevap verebilmesi, bildirimleri görebilmek falan filan, bunlar güzel özellikler. Hani zaten bunda bir de GPS, bir de mesajlara cevap verebilme olsa WhatsApp mesajlarına çok daha güzel olacak. Zaten GPS olunca fiyat çok daha farklı bir noktalara geliyor. Fakat en genel anlamda fiyatını hesaba katacak olduğumuz zaman hani görüntü
görüntüsü, tasarımı, fonksiyonlarıyla bence gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir saat akıllı saat olmuş. Ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına bir adet bağlantı bıraktım. Oradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. O bağlantıda aynı zamanda cihazla ilgili teknik detayları da okuyabilirsiniz ben size anlatırken. Sonuç olarak bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.